sözlük anlamı olarak derin ince anlayış, tam kavramak, bilgiyi kuşatmak, sezgi, feraset gibi anlamlara geliyor. E, Tevbe suresinin 122. ayetinde dinde tefakkuh, fıkıh kelimesi bu ayette geçtiği için genel olarak işte fıkıh denilmiştir. Bizim için şurası çok önemli. Bir de şurası Ebu Hanife'nin fıkhın tanım, Ebu Hanife'nin tanım nasıl yapmış? Bu çok önemli hocam. Ebu Hanife'ye göre fıkıh kişinin lehine olanları ve aleyhine olanları bilmesidir. Yani e, kişinin haklarını ve sorumluluklarını bilmesidir şeklinde e, tanımlamıştır. Bu fıkıh tanımı çok çok önemli. Sınavda gelebilir hocam. Fıkhın tanımı verirler. Kime aittir bu tanım derler. Önemli. E, Ebu Hay Ebu Hanife'nin El Fıkhul Ekber adında çok önemli bir eseri vardır. Fıkıh ile alakalıdır. Bu eser çok önemli. Daha önce sınavda çıkmış bir soruydu. İmam-ı Şafii'ye göre ise fıkıh kişinin tafsili delillere dayandığı e, tafsili delillere dayanarak şer'i ameli hükümleri bilmesidir şeklinde tanımlamıştır. Bu da hocam İmam-ı Şafii'nin fıkıh ile alakalı tanımı. Bu iki tanımı bilelim hocam. Ebu Hanife göre kişinin lehine aleyhine olan şey, şeyleri bilmesidir. Bu tanım sorarlarsa büyük ihtimalle bu tanımı sorarlar. Daha sonra Hocam şu konuyla alakalı bir soru gelebilir. Soru potansiyeli olabilecek bir yer. Hocam hatırlayın İslam gelmeden önce cahiliye e, cahiliye dönemindeki insanlar kendi aralarında bazı kanunlar bazı işte adetler mevcuttu değil mi? Şimdi İslam geldi bu kanunların bazılarını kabul edecektir. Bazılarını kabul etmeyecektir. Bazılarını da ıslah edip e, değiştirip kabul edecek, e, edecektir şeklinde üç tane konumuz var. Şimdi eee Hocam cahiliye döneminde mesela mudarebe akdi vardı hocam değil mi? Mudarebe akdi mevcuttu. Bu e, yani emek artı sermaye ortaklığıydı bu mudarebe akdi. Emek vardı bir emeğini ortaya koyardı bir de sermaye e, ortaya koyardı. Bu cahiliye döneminde vardı. İslam bunu aynı şekilde alıp kabul etmiştir. Bunu aynı şekilde kabul ettiği için buna ibka diyoruz. İbka bakın benim kökünde kap kelimesi çıkıyor. İbka kabul ee, şeyinden e, o heciden çıkarabilirim. İbka kap şeklinde e, onu çıkara, çıkarabilirim hocam. Eğer İslam cahiliye dönemindeki bazı ilkeleri olduğu gibi aynen kabul ederse ibka olur. Ama eğer ki İslam cahiliye döneminde bazı ilke ve uygulamaları e, reddederse hiç kabul etmezse o zaman ılga olur. Ilga. Ilga. Yani örnek gelin mesela hocam nikahı istibda, nikahı bedel. Bunlar cahiliye döneminde mevcut olan nikahlardır. Nikah istibda eşini başkasına sunup erkek çocuk sahibi olma nikahıydı. Nikah bedel ise hocam iki erkeğin eş değiştirmesiydi. İslam bu iki nikah çeşidini reddetmiştir. Hiç kabul etmemiştir. Dolayısıyla buna ılga diyoruz. Ilga. Herhangi bir şey de olabilir fark etmez. Eğer bir şey e, kabul etmezse bu ılgı olur. Bazı şeyleri de İslam e, ıslah ederek değiştirerek kabul etmiştir. Bunlara da ıslah diyoruz. Hocam zaten adı üzerinde ıslah değiştirmek demek değil mi? Evet mesela hocam e, cahiliye döneminde bir erkek istediği kadar kadınla evlenebilirdi sınırsızdı. 10 kadınla, 20 kadınla, 30 kadınla, 40 kadınla yani öyle bir sınır yoktu. Ama İslam dedi ki bir erkek en fazla en fazla 4 kadınla nikahlı olabilir hükmünü e, kabul etti. Ne oldu burada hocam? E, bir var olan bir hükmü e, değiştirdi, ıslah etti. Buna da ne diyoruz hocam? Buna da ıslah diyoruz. Yani kısaca özetleyeyim hocam o zaman yeni gelenler için. Yok yok. Yeni geç yaptık. Eğer İslam bir cahiliye dönemindeki bir hükmü olduğu gibi kabul ederse buna ibka kabulden hatırlayın. Mesela mudarebe akdi cahiliye döneminde vardı. İslam bunu kabul etmiştir aynı şekilde. İslam, e, İslam'ı hiç kabul etmediği hükümler de vardı, ilkeler de vardı. Nikahı bedel gibi karşılıklı eş değiştirmek İslam bunu reddetmiştir. Hiçbir şekilde almamıştır. Bazı şeyleri de İslam alıp değiştirmiştir hocam. Mesela e, burada bir cahiliye döneminde sınırsız bir evlilik vardı. Erkekte istediği kadar er, kadınlarla evlenebiliyordu. İslam geldi de ki en fazla dört e, kadını evlenebilir. Burada ne yaptı? Bu hükmü değiştirdi, ıslah etti. Buna da ıslah diyoruz. Soru potansiyeli olabilecek bir yerdir hocam burası unutmayınız. İslam hukukunun temel özelliklerine baktığımızda hocam İslam hukuku ilahi iradeye dayalıdır. Yani kaynağı neresidir hocam? Kur'an-ı Kerim'dir ve sünnettir değil mi? Sayfa 300 kaçtı? 303 hocam. 303. Yaptırım iki karakterlidir. Yani yaptırım hocam e, 304. E, yaptırımı iki karakterlidir. Yani dünya ve ahirettir değil mi? Bir dünyada da yaptırım vardır. Ahirette de yaptırım vardır hocam. Daha sonra meseleci olmaz Yani kazoistiktir. Daha çok böyle ameli, e, amel yönlüdür. Yani uygulama yönlüdür İslam hukuku. Daha çok uygulamaya bakar. teori değil, pratiğe bakar bilimsel doktrin niteliğinde e, teşkil etmiştir hocam. Bu da mesela insana özgürlüğe, insana özgürlüğe değer vererek alanında doğulmuştur. İslam hukukunun temel özellikleri bunlardır hocam. İslam hukukunun temel ilke ve amaçlarına baktığımızda genel hükümler için hocam bunu ifade ediyoruz. E, mesela hocam İslam hukukunda mükellefiyette kolaylık vardır. E, burada da hocam mesela e, kişiye teklif edilen şey yapabilme kuvveti imkanı olma vermesidir değil mi? Kişide bir kolaylık sağlanır. Hatta evet, birçok ayette bu kolaylık tavsiye edilmiştir ee, ama daha çok e, hadis-i şerifte bunu net olarak e, görebiliyoruz. Efendimiz işte kolaylaştırın, zorlaştırmayın şeklinde bir hadis-i şerifi var değil mi? Dolayısıyla e, ne oldu hocam? İslam hukukunda e, daha çok kolaylık vardır. İslam hukuku zorlanmaz, kolaylaştırır şeklinde düşünebilir. Hocam. Helallerde genişlik, haramlarda sınırlılık. Hocam, helallerde olanaklar daha çok fazladır, e, haramlar ise daha sınırlıdır. Bir şeyin haram olmadığı e, belirtilmediği sürece o şey helal olarak kabul edilir hocam. Yani daha çok mesela helaller daha fazla yani haramlar sınırlı, helaller ise daha fazladır şeklinde bu maddeyi düşünebiliriz. Hükümlerde tedricilik hocam bu tedricilik de yavaş yavaş kademe kademe alıştıra alıştıra e, anlamına gelir. Daha çok içki ayetinde bunu net olarak görebiliyoruz. Öncelerden hocam. Ee, şarap birden mesela haram kılınmadı, yavaş yavaş haram kılındı değil mi? İşte önce e, şaraptan uzak durulması gerektiğini, şarab, şarabın zararlarından bahsedildi. En son işte e, sarhoşken namaza yaklaşmayın denildi ve daha sonra ise ne oldu hocam? E, artık şarap tamamen haram kılındı. Yani alıştıra alıştıra. Bu alıştıra alıştıra ne diyoruz? Tedricilik. Bütün ki kurallarda hocam bu geçerlidir. Sadece şarapta değil. E, tedricilik çok önemli bir kavramdır. Alıştıra alıştıra olduğunu unutmayın hocam. Özellikle mesela içki ayeti aklımıza gelsin. Bir bir diğer madde kamu yararının gözetilmesi. Hocam burada da yöneticilerin maslahatları e, kamu yararına uygun olması gerekiyor. Bir ira, bir er idareciyseniz bir başkansanız toplumun yararını düşünmek du durumundasınız. Bir de adaletin sağlanması gerekiyor. Mesela bu adalet eşitlik olsun, adalet olsun, hakkaniyet olsun bu şartında şey olması gerekiyor. Bunlar İslam hukukunun temel ilke ve amaçlarıdır. Önemli bir konudur hocam şu ikisi. Soru halinde gelir mi? Gelir arkadaşlar. Ama daha çok sorunun geldiği yer hocam şu iki de ta, e, şu soldaki tablo. Tablo asli deliller ve fer'i deliller şeklinde buradan soru geliyor hocam. Fıkıh bölümünde sorunun geldiği yer şu tablodur. Buradan geliyor. O yüzden şu başlıklara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam asli deliller denilince e, kitap gelsin aklımıza, sünnet gelsin, icma gelsin ve kıyas gelsin. Tabii şu an gün millet bakanlığı bunu e, şey olarak aldı ama Asli deliller de sadece kitap ve sünnettir hocam. Bu şekilde bir e, şey koydu e, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden güncel olarak bu, bu ama daha çok İslam alimlerinin kabul ettiği nedir hocam? Kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Bunlar asli delillerdir yani. Bu dördüyle edinilen hüküm başka bir yerden destek almaya gerek kalmaksızın hocam bağlayıcıdır. Yani herkesi bağlar eğer bununla ilgili bir hüküm varsa. Birazdan bunlar işleyeceğiz. Fer'i deliller ise istihsan, istislah, istishab, sahabi kavli, örf, şer'u men kablene, seddi, zera'idir hocam. İcma, icma ve kıyas da hocam. Dördü asli delillerdir. mesela Milliyetin Bakanlığı bunu şey etmedi, böyle kabul etmedi bunu şey olarak ama bizim için Milliyetin Bakanlığı'nın görüşü değil, icma'lilerin görüşü önemli değil mi? Hani ÖSYM Sorarsa bilmiyorum e, neye göre sorar ama hani aklınızın bir köşesinde bulunsa eğer ışıklarda böyle bir durum söz konusu olur bir açısından. E, kitap ve sünnet asli delillerdir. Bu konuda bir itilaf yoktur yani. Ama Milli Eğitim Bakanı icma ve kıyası asli delilleri eklemedi. Bu yıl müfredatı değiştirmiş yani öyle gördüm ben şeyde. Din kültürü ve ahlak kitaplarında. O da bir dipnot olarak aklımızın ucunun bir köşesinde kü bulunsun yani. O açıdan bunu söylüyorum. Örf, şer'u men qablelen seddi Bunlar da fer'i delillerdir. Hocam bir de nakli ve akli deliller, deliller olarak ikiye ayrılıyor. Kitap, sünnet, icma, sahabi, kavli, şer'u men qablelen, örf. Ee, bunlar naklidir hocam. Ee, alakalı, nakli delillerle alakalı bu... Bunlar bu kişi, kişilerin düşüncesiyle değil temelde Allah ve Resulü vardır değil mi? Yani bir şey var nakil, nakil var. Temelde Allah ve Resulü vardır. Yani kaynak oraya gider. Akli delillerde ise kıyas, istisan, istisha, istislah, istishab, seddi, zerai vardır. Burada da düşünceye dayanan delillerdir. Soru halinde geleceğini çok zannetmiyorum. Çok düşük bir ihtimal şu tablo. Eğer bu tablodan şu şekilde gelirse hangisi nakli, hangisi akli delillerde şeklinde. Ama yine de e, dikkat edelim ama daha önce bu tablodan soru geldi hangisi asli delillerdir hangisi feri delillerdir şeklinde bir soru gelmişti. Şimdi hocam tek tek bunları işleyelim. Bir, Asli delillerden Kur'an-ı Kerim yani kitap. Hocam asli delillere edille-i erbaa delil yani şu 4 delile edille-i erbaa 4 delil anlamında 4 unsur oldu olarak da ifade ediliyor. Bir Kur'an-ı Kerim. Hocam Kur'an-ı Kerim denilince aklımıza ne geliyor? İşte vahiy ürünüdür. Arap dilinde indirilmiştir. Tevatüren bize nakledilmiştir. Yani belli topluluklar tarafından bize nakledilmiştir. Musaflarda e, mushaflarda yazılıdır. 6236 ayet vardır. Genel görüş bu yöndedir. E, bu şekilde e, hani özellikler geliyor aklımıza değil mi? Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki o kurallar, o kaideler, e, o e, ayetler herkesi ilgilendirir değil mi? Yani umumidir, küllidir, ferdi değildir. Fert ve toplum için yararlı olanı getirmiştir Kur'an-ı Kerim. Her zaman insanlar için faydalı olanı getirmiştir diyebiliriz hocam. Zorluğun bertaraf edilmesi ve meşakkatin kaldırılması amaçlanmıştır. Hocam her zaman kolaylık... E, tavsiye edilmişti. Buna da celfi menfaat ve defi mazarrat e, kavramı olarak ifade edebiliriz. Yani burada zorluk kaldırılıyor, kolaylık e, tavsiye ediliyor. E, daha sonra diğer madde Kur'an'daki hükümler göz önünde bulundurulduğunda Kur'an'ın ahkamı. E, şu dört, beş şey vardır. Zaruriyeti dini olarak ifade ettiğimiz veyahut zaruri, zarurata asliye mekası da hamse. Bunlar hocam önemli isimle mekası da şeria olarak beş husus vardır hocam. 5 husus vardır. Bir, canın korunması, aklın korunması, dinin korunması, neslinin korunması, malın korunması hocam. Şimdi e, canın korunması hocam e, İslam hukukuna göre can kıymetli midir? Evet. can çok kıymetli. Dolayısıyla Kıymetli olması sebebiyle haksız yere bir insanı öldürebilir misiniz? Hayır hocam, haksız yere bir insanı öldüremezsiniz. Hı? İki, aklın korunması. Hocam, akıl şimdi mükellef olmak için akıllı olmak gerekiyor değil mi? Deliye e, deli, mükellef mi değil. Aynı zamanda e, kişiyi sarhoş olmamalı. Sarhoş olmak yasaktır. Dolayısıyla aklını da koruman gerekir. Akıl kutsaldır hocam bir diğeri dinin korunması. Hocam dinini muhafaza etmen lazım değil mi? Yani dinden çıkmaman lazım. Dinini diğer dinlere karşı savunman lazım, bilmen lazım, öğrenmen lazım. Kutsaldır. Bir diğeri neslin korunması. Hocam şimdi mesela bu şeyler çok fazla çıktı. Bu LGBT'ciler falan çok fazla çıktı. Diyelim aileyi, to toplumu e şey yapmak için böyle ellerinden gelen her şeyi yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Bu yüzden biz bu neslimizi korumalıyız. Yani bir aile kavramını korumalıyız. Şimdi erkekler erkeklerle evleniyor, kızlar kızlarla evleniyor. Batıda bu çok daha fazla ama ülkemizi biraz az da olsa var ama bu mesele yaygınlaşmamalı bu mesele insanlara çocuklu, çocuklarımıza anlatmalıyız bunu bizim aynı zamanda bir vazifemiz değil mi neslin korunması nesil önemli hocam nesil bozuldu mu artık belki de e, kıyamet kopacaktır şeyi hatırlayın e, Lut peygamberin kavmini hatırlayın nesil bozulmuştu kavim helak oldu ibret değil mi olabilir yani yine bir diğeri malın korunması hocam ee, burada mal güvenliği önemli. Ee, o yüzden bir, bir insan bir başka insanın malını çalabilir mi? Çalamaz. Yani hırsızlık yapmak yasaktır. O yüzden mala tecavüz etmek e, onun sınırlarına girmek anlamına gelir. Mal kutsaldır hocam. Bunlar e, nedir? Zaruriyatı diniyedir. Zaruriyatı asliyedir. Mekası da hamsedir. Mekası da şeriatır. Beş husustur hocam. Kur'an-ı Kerim bunları göz önünde bulundurmuştur. Hükümler konusunda.